Babarda gaz bulduk ya, ucuzlamadı mı? İşte tatlı tatlı verip sonra kepçesiyle geri almayı çok iyi biliyor. Yapmasınlar. Bu zamlar da bence bana kalırsa insanlar yüzünden başımıza geliyor. Bekleniyordu ama kimse ümitlenmiyordu. Bekleniyordu. Daha fazlası da gelecek. Beklesinler. Hak ettiklerini yaşayacak herkes. Bütün ülkenin kurtuluşunu zam yapmakta, vergi almakta buluyorlar. Ne düşüneceğim? Zaten bu zamı bekliyorduk biz. Paramız yükselsin, euro kadar olsun. Konutlarda kullanılan doğalgaza %38'lik zam yapıldı. Yapılan zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence çok saçma ya. İnsanlar zaten zor geçiniyor. Çünkü yaşların emekleri zaten desen 1/3 yetmiyor. Ve bunun üzerine bir sürü emekli olmayan yaşlarımız var. Çok, bence çok saçma. Her şeye zam veriyorlar zaten. Önce işte dediğim gibi bu seçimden önce zaten genellikle veriyorlar böyle şeyleri. Ondan sonra seçime yakın düşürüyorlar. Seçim oyunu kazanabilmek için, oyu kazanabilmek için. Oyu kazandıktan sonra tekrardan yükseltiyorlar. İnsanlar çok değişik. Özellikle ben yani bu işte seçmeymiş, seçilme hakkıymış. İnsanların çoğunun gerçekten kendi düşüncesi üzerine seçim yaptığını düşünmüyorum. Topluluk kuralına göre gidiyorlar. Bir topluluk neyi seçerse herkes onu seçmeye yönelmiş. Bu zamlar da bence bana kalırsa insanlar yüzünden başımıza geliyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. Herkes hak ettiğini yaşar. Normal tabii, beklenen şey buydu. Bekleniyordu ama kimse ümitlenmiyordu. Bekleniyordu. Daha fazlası da gelecek. Beklesinler. Hak ettiklerini yaşayacak herkes. Ben sizlere üzülüyorum. Hadi bizlere geldik gidiyor da Allah önümüzü hayır eylesin inşallah. Ben ona karşıyım. Zam insin. Türk milleti kazansın, paramız yükselsin, euro kadar olsun. Recep Bey'e diyorum buradan ki paramızı yükselt, ekonomi güzel olsun. Paramız yükseldikten sonra çok güzel olacak buralar. Zaten mevcut yakıtı, doğalgazı vatandaş zor ödüyor. Bu zamın ailelere çok büyük zarar vereceği düşüncesindeyim. Zaten ailelerin çeşitli nedenlerle gelir düzeyi çok düştü. Üzülüyorum inşallah. Bunu yeniden gözden geçirirler. Yapılan zamlar çok fazla. Bütün ülkenin kurtuluşunu zam yapmakta, vergi almakta buluyorlar. Onun için ben uygun görmüyorum. Başka türlü yollar olmalı. Ne düşüneceğim? Zaten bu zamı bekliyorduk biz. Yapacakları buydu. Başka bir şey söylemeyeyim. Ne söyleyeyim? Fakirin fukara çalışıyor, çabalıyor. Askeri ücret de yok. İş de bulamıyor. Belediyelere varılıyor. Hiç alınmıyor. Yani rütben oldu mu giriyorsun, rütben olmadı mı girmiyorsun. Faturalarda istediğimizden yüksek geliyor, iki kişilik. Fakir fakire göre koysunlar, zengini zengine göre koysunlar. Yalnız ki işsizlik sorunu yok diyorlar. Sabahtan beri iş arıyorum, iş bulamıyorum. Beni de dinlesinler, görsünler bizleri de. Yapmasınlar. Bir emekliye karşı doğalgaz çok pahalı. Ödeyemiyorum, ben bir emekliyim mesela. Nasıl ödeyeceğim? Ödeyemiyorum, ihtiyacımı göremiyorum. Bir de depremzedeyim. Milletvekillerine o kadar zam veriyor, emekliye gelince az bir zam veriyor, onda geri tekrar gıdalara zam veriyor. Vallahi her şeye zam geliyor, o da normal bence yani. Ya her şey, fiyatlar uçmuş ya, bir bu değil ki yani. Her şeyin fiyatı katladı yani, bence normal yani. İşine bakan insanlar, çalışmak isteyen insanlara iş yok. Biz iş, mesela yanımızda çalıştırmayı adam bulamıyoruz. İş beğenmiyorlar. Hiç iyi düşünmüyorum, ne düşüneyim, iyi mi diyeyim? Emekli adam. 10 milyar aylık alıyor. Baktığımız kadar geliyor. Soğukta böyle battaniyenin altında oturuyoruz. Yakarsak çok geliyor, yakmazsak da battaniyenin altında oturuyoruz. Babarda gaz bulduk ya, ucuzlamadı mı? Biz de ucuzlayacak diye bekliyoruz, zam mı geldi? Hayırlı olsun, diyecek bir şey yok. Alıştık. Alıştık. Yani şaşırmadık. Ülkenin ekonomisi zaten uçtu gidiyor. Yapacağımız hiçbir şey yok, alıştık artık zamlara. Yani ben 3 kişilik bir aileyim. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Çok gelmiyor ama yani kışın çok etkiliyor. Yazın zaten çok etkilemiyor ama kışın çok etkiliyor. Konuşacak çok şey var ama bazen insan susmayı tercih ediyor. İşte kendi gazımızı da bulsak sonrasında bizim devletimiz acısını almayı çok iyi biliyor. İşte tatlı tatlı verip sonra kepçesiyle geri almayı çok iyi biliyor. Alıştık yani gerçekten halk olarak. Ya %38'lik zam hani %'ye vurduğun zaman çok. Bana sorarsanız %38. Ben yurt dışındayım ama ben hiçbir yerde %38'lik bir zam artışı görmedim. Maalesef ülkemizde böyle. Çok fazla. Zaten her yerden vuruyorlar. Buradan da vurdular. Yapacak bir şey yok. Ve ücretsizdi öteki. Onu da tekrardan ücretli yaptılar. Memnun değiliz. Ya bana faydası olmaktan sonra bundan doğal ne faydası var ki? İnsanlara faydası olmadıktan sonra ben vatandaş olarak faydalanamıyorsam ülke, yani ne faydası var?
Vallahi ne diyeyim şimdi, normal ekonomi şartlara göre normal ne yapmamız gerekiyor? Ya olmadı tabii de ekonomik şartlara göre mecbur yapılması gereken bir zam.